Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir konuşma yaptı ki karşılığında İyi Parti lideri Meral Akşener de ona cevap verdi. Sonra Mustafa Varank girdi. Haberimizi izleyelim, sonra yorumlayacağız. Zulüm 1453'te başladı diye duvarları yazanları, Meral Hanım nasıl savunuyorsun? Nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun? Sayın Erdoğan, sana filenin sultanlarına destek olmak için geldiğim Belgrad'dan sesleniyorum. Duydum ki yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın, iftirada bulunmuşsun. Bizans olayını bu şekle dönüştüren ve zulüm 1453'te başladı ifadesini kullananlarla beraber nasıl oluyorsun? Bak Sayın Erdoğan, kendini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse Kutlu Fethi sehven bile olsa işgal olarak tanımlayamaz. Zulüm 1453'te başladı diyemez, demeye de dili varmaz. Aynı senin bakanlarının yaptığı gibi şayet derse de benimle yol yürümeye devam edemez. Dolmabahçe Sarayı'nın makam olarak kullandığım yerde, evet, tam karşı duvarına zulüm 1453'te başladı diye yazan gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun. Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. En iyi sen biliyorsun ki ben bu milletin evladıyım. Biz milletimizle el ele vererek birlik ve beraberliğe, iyilik ve kardeşliğe olan yürüyüşümüze ilk günkü inançla devam ediyoruz. Ve sen buna engel olamayacaksın. Nefesini hiç boşuna yorma. Evet Erol, şimdi... Şimdi ben burada aslında benim bir beklentim var. Ne, hangi beklentim? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemiyle ilgili yönetime geçince birçok şapkası oldu. Hem AK Parti'nin başkanı, hem Cumhurbaşkanı, hem de bir birey, bir vatandaş. Şimdi Cumhurbaşkanı olduğu gün halkın ondan beklentisi vardı. O beklenti içinde olanlar geziciler de. Sayın Cumhurbaşkanı gezicilerin de Cumhurbaşkanı. Öyle tabii de, herkesin, ama onlar kabul etmiyor. Şimdi ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bakması lazım. Mesela ben bakayım burada ne oluyormuş diye ben de geziye gittim. Böyle bir baktım karnaval havası var. Böyle çalıyorlar, öyle, söylüyorlar. Sen o tarafına bakmışsın. Dur. Ama sonra baktım orada provokatörler de var. Şimdi o yazıyı da yazan, yani canı gönülden, gönlü vatan sevgisi olan biri öyle bir şey yazamaz. Ecdadına saygı duyan biri öyle bir şey yazamaz. O yazıyı da yazsa provokatörler yazmıştır. O yüzden geziciler diye bir tüme varım yapmak, bir genelleme yapmak bence hata olur kanaatimde. Ama şöyle bir şey var. Geziciler dendiği zaman zaten samimi insanları, Sayın Cumhurbaşkanı da bütün siyasetçiler, yani geziye karşı olan siyasetçiler ve halk zaten ayırıyor. Orada hani gerçekten ağaç için gidip de sonra oradaki provokasyonu görüp geri çekilenler var. Ama vandallar ve onları destekleyen bir sürü sanatçı grubu şimdi, da vardı ya, dezenformasyon yani. Dezenformasyon da oldu. Orada yani, bildiğiniz gibi bir türlü görüntüleri ortaya çıkmayan camiye ayakkabıyla girdiler vesaireler iddiaları da oldu. Ondan sonra girilir. Hani birçok dezenformasyon oldu. Olumlu ya da olumsuz yönde. Artık bunları kapatıp ülkemizin işlerine, asıl ana sorunlarına fokuslanmak daha iyi olur kanaatimde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener için bunları söylerken Mustafa Varank da Meral Akşener'in printer'dan bunları okuduğunu eleştirdi. Aslında görüntülere baktığımızda öyle de bir şey olduğunu hissediyorsunuz. Bir izleyelim haberimizi. Arkadaşlar hazır mı? Sana filenin sultanlarına destek olmak için geldiğim Belgrad'dan sesleniyorum. Duydum ki yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın, iftirada bulunmuşsun. Bak Sayın Erdoğan, kendini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse Kutlu Fethi sehven bile olsa işgal olarak tanımlayamaz. Zulüm 1453'te başladı diyemez, demeye de dili varmaz. Aynı senin bakanlarının yaptığı gibi şayet derse de benimle yol yürümeye devam edemez. En iyi sen biliyorsun ki ben bu milletin evladıyım.
ve sadece ama sadece milletimle beraberim. Ve ben asil milletimizle beraber yürüdüğüm sürece yolum da bahtım da açık olsun inşallah. Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle el ele vererek birlik ve beraberliğe, iyilik ve kardeşliğe olan yürüyüşümüze ilk günkü inançla devam ediyoruz. Ve sen buna engel olamayacaksın. Nefesini hiç boşuna yorma. Evet. Şimdi burada prompterim varmış. Olabilir. Ben ona hiçbir yorum getirmiyorum. Ben şimdi yani prompteri eleştirmek çok komik olur. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da prompter kullanıyor. Hatta prompter kazaları da olmuştur. Tutukluk yapmıştır. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı ters olan olmuştur. Abdullah Gül'de oldu o. Ters yazıyı ters tabii, yayınlamışlardı. Ondan sonra prompter yazılarının Sayın Binali Yıldırım'la Cumhurbaşkanımızın aynı metni okutma gafleti olmuştur. Olabiliyor. Işi, bunlar oluyor. Bu arada gaflet de demeyelim. Aynı metni orada da gerekmiştir. Başka yerde de gerekmiştir. Okuyabilirler. Bu da bir hata olarak da algılanmasın yani. Ama prompter artık çağımızın bir gereci. Bu şuna benziyor. Aa, o da cep telefonu kullanmış. Evet. Bunlar şimdi teknolojinin nimetleri. Şimdi orada ben şunu Meral Hanım'a onu prompter'dan okuması kadar doğal bir şey yok. Çok da yoğun bir insan. Onun eleştirilmesini Mustafa Varank'ın tweetini de şu anda görüyorsunuz. Yani evet, sizler bu konu hakkında ne diyorsunuz sevgili izleyiciler? TGRT'de gündem etiketiyle bize yazarsanız hemen ekranlardan paylaşırız. Şimdi ben ama burada Meral Hanım 1453 tarihinden başlamış. Aynı Meral Akşener daha geçen hafta 1453 İstanbul'un fethi üzerinden İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'le bir tutmuştur. O yüzden ben Meral Hanım'ın bu söylemlerini bu bağlamda samimi bulmuyorum. Ayrıca ben milletimleyim diyor fakat siz aynı şekilde HDP ile de ittifak yapıyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler adama. Vallahi, yani 1453'te tutuyorsunuz Sevda da. Hanım, siyasette yok. Her şey vardır. Vardır. AK Parti'de HDP, açılım sürecinde HDP ile davullar, zurnalar, barzaniler geldi. Ondan sonra o Kürt çarkızlar geldi, bayraklar asıldı falan falan yani. Şimdi Erol, bu ülke müsaade bunları edersen gördü. Şunu siyasette söyleyeyim. Her şeyi gördük yani. Açılım ayrıdır, açılımda hatalar ya, konuşulur ama bir dakika bitireyim bak, ben. Açılım, kapanım, sonuç. Teröristler davul zurna çaldı bu şimdi ülkede. Şimdi bir dakika. Tamam, orada da sen haklısın diyelim ama Meral Hanım'ın kalkıp ben 1453'e sahip çıkıyorum deyip HDP ile ittifak yapması da dedim ya, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Uzağa gitme. Sayın Bahçeli'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na eleştirel videoları zaten burada duruyor. Sayın Süleyman Soylu'nun zaten burada duruyor. Bunu niye söylüyorum? Demek ki siyasette dündür bugün terör. Herkes... düşman rakip bellediği kişilerle yan yana oturup ittifak yapıyor. Hayır, ona bakarsan siyasetin kelime anlamı bu herhalde. HDP demek terör örgütüne destek veren ve teröristlere destek çıkan bir partidir. Bu partiyle ittifak yapıp 1453 üzerinden siyaset güzellemesi yapılmasını samimi bulmuyorum.